Orada öyle bir ifade geçmiyor. Eşit yapacak değildir diye bir ifade yapmıyor. Yani burada eşitlikten kaçmaya çalışıyorlar. Eşitlik dedi yani. Zenginle yoksul arasındaki eşitlikten bahsediyor bu ayet. Aman iş komünizme doğru gidiyor. Hemen önlem alalım diye. Antihrist programı gibi harekete geçiyor ve eşit yapacak değildir diye ayeti çarpıtıyorlar. Ya korkmayın kardeşim, korkmayın, bir şey olmaz ya. Komünizm, sosyalizm zararlı bir şey değildir. İnsanlık için yararlıdır. Yararlıdır. İnsan, bütün insanların evi olsun. Doğalgaz ücretsiz olsun. Elektrik ücretsiz olsun. Bu kötü bir şey mi? Bunu neden rahatsız oluyorsun? İşte şu anda uygulanan Sovyetler'de orada buradaki Mao'nun falan komünizmden ürküyorlar. Canım sen öyle yapma yani. Sen demokratik sosyalizm üret. Bir de çok partili siyasi hayat olduğu zaman bir de böyle tekelleşmeye yol açmayacak bir piyasa olduğu zaman insanların evleri, barkları, elektrikleri, doğalgazları da ücretsiz olman. Oh daha ne güzel ya. İşte ne istiyorsun daha? Benim istediğim düzen böyle bir şey kardeşim. İslam'a uygun olan da budur ya. Şimdi o ayette bunlardan çekindikleri için, bunlar da çoğu antikomünist oldukları için, ülkeler böyle eşitlik kelimesinden tüyleri diken diken oldukları için böyle zorlamışlar ayeti. Epey bir zorlayarak böyle olumsuz anlamlar çağrıştıracak şekilde çevirmişler. Eşit yapacak değildir falan filan diyerek de. Halbuki burada ayetin öncesine sonrasına bakacaksın. Özellikle şu ayette geçen şu ifade. Allah'ın nimetini inkar mı diyor bunlar? Böyle geçiyor. Allah'ın nimetini inkar mı? Bu tabir Kur'an'da geçen bir tabirdir. Ha. Allah'ın nimetini inkar etmek ne demektir? Bu tabirin geçtiği diğer yerlere de baktığınız zaman konunun tamamen zengin ve yoksulun eşit olmasıyla ilgili olduğunu görürsünüz. Allah'ın nimetini inkar etmek demek, Allah'ın nimetini inkar mı ediyor bunlar? Buradaki Allah'ın nimeti nedir? Allah'ın nimetini kendini zannetmesidir. Yani mal, mülk, para bana aittir, yanımdakine vermem. Yanımdakine verirsem onunla eşit hale gelirim diyerek vermek istemiyor. Dolayısıyla Allah'ın nimetini bu şekilde inkar etmiş oluyor. Halbuki o nimet kendine ait değil ki. Sen onu kendini mi zannediyorsun da vermiyorsun yani? Kimin malını kime vermekten çekiniyorsun? Peki madem rızıkta eşit yapacak değildir diye ayette geçmeyen şeyi burada sokuşturmuşsunuz oraya. Evet, şimdi Nahl Suresi 71. ayeti bir okur musun bizim